kusura bakma Salim. Bizim kız kurcaladıkça kurcaladı. Doğal olarak rahmetli Hakan'a ihbar eden telefon numarasına ulaştılar. Numara da senin üstüne kayıtlıymış. Merak etme ama bir şey çıkmaz onun. Sen hadi git rahat rahat ifadeni ver. Telefonu da attık abi. Sorarlarsa ne diyeceğiz? Merak etme oğlum, bir şey çıkmaz ondan. Çalındı dersin. Tamam abi. Madem gördün, niye ambulans gelene kadar beklemedin falan derlerse de iş üstüme kalacak diye korktum abi, kaçtım o yüzden falan dersin. Tamam mı? Senin benim yanımda çalıştığını da biliyorlardır muhtemelen. İşte izinliydim o günde, manitamla takılıyordum de. Buluruz sana bir tane de yalancı şahit, tamam? Tamam abi. Yırtarsın, merak etme. Eyvallah abi, için rahat olsun. İçim rahat zaten aslanım benim. Ben güvenmediğim adamı yanımda tutmam, merak etme. Arada ufak tefek hataları olsa da bazılarının, onlara da bir şans daha veriyoruz samimiyetlerine güvenerek, değil mi efendim? Doğrudur abi, doğrudur. Ama bazı hatalar af kapsamı dışında, hatırlatırım. Onu sonra konuşacağız. Eyvallah. Sen merak et, gel buraya. Ahmet abin yanında, tamam mı? Hadi. Eyvallah. Bir yamuğunu görürseniz biliyorsun ne yapacağını. Ya bir kahve rica edebilir miyim? Bir de su. Sayende kimseye güvenemez olduk Efe. Sırtımı adamlarıma yasladım mı? Kimse bana hiçbir şey yapamaz diyordum ama... güvendiğim yoldaşlar darbe üstüne darbe vurdular. Ay bak, tamam bir şeyler oldu da yanlış anladım. Kes lan! Edebiyat yapma bana. Aras nerede? Bulabildiniz mi? Arıyoruz abi her yerde. Yani İstanbul'daysa bir şekilde bulacağız. Eyvallah, evelallah. Unuttun mu sen bunları? Sen bir işler çeviriyorsun gibi. Bana oyun oynamıyorsun değil mi lan? Yok be abi, niye sana oyun oynayayım yani? Öyle bir şey yok. Sen duygusal bir çocuksun. O vicdanın var ya, vicdanın. Sana bütün hataları yaptıran o. Ama dikkat et, bardak taşmak üzere. Bir damla daha kabul etmez, haberin olsun. O vicdandan temizle artık kendini. Ben de senin gibiydim. Ama kazık yiye yiye duygu falan bırakmadılar adamı. Kime güveneceğine dikkat et. Hadi, herkes işine dönsün. Hadi, hadi, hadi. Eyvallah abi. Eyvallah. Sen Salim'i dert etme abi. Salim'i dert eden kim oğlum? Hadi sen işine bak hadi. Aşkım gezmeye geldik. Gezmeye geldik. Gel bak. Bak. Bak neredeyiz bak. Bak. Abi inmiyor muyuz? Yoksa başka bir planın mı var? Sabır Tugay, sabır. Atmacaları bilir misin? Önce avlarını gözlerine kestirirler. Sonra tepelerinde sabırla birkaç tur atarlar. Uygun bir an bulduklarında da pike yapıp göğsünü deşerler. Biz de aynını yapacağız. Uygun bir an bekliyoruz sadece. Sonra indireceğiz. Ve soframıza düşecek. Belli abi, senin başka bir planın yok. Aras'ın peşinden koşacak değilim. Bizim kuşumuz var. Ona ihanetin nasıl bir şey olduğunu öyle bir öğreteceğim ki bir daha unutamayacak. Can, sallanmak hoşuna mı gitti bakayım senin ha? Sevdin bayağı. Keyfi yerinde, merak etme. Keyfi yerinde olmadığı zaman ne yapıyor? Vallahi bilmek bile istemezsin. Bazı geceler bir an bile susturabilene aşk olsun. Sen anneyi çok mu üzüyorsun bakayım ha Can? Aa, oğlum düşürdün mü oyuncağını? Sağ olun. Rica ederim. Ne işin var senin burada? Korkma, sakin ol. Sadece bir iki dakikanı almaya geldim. Hop, ah. Oh.
Ne istiyorsun? Herkesin iyiliğini. Bu yüzden seninle konuşmaya geldim. Aras bana ihanet etti. Aras doğru olanı yaptı. Kime göre, neye göre? Bu doğruluk olayı biraz su kaldırır bir durum biliyorsun ama bunu burada tartışarak vakit kaybedecek değilim. Ama istersen şöyle güzel bir akşam yemeğinde uzun uzadıya zevkle tartışabilirim seninle. Ne diyorsun sen ya? Seninle aynı masaya oturacağımı düşünmüyorsun değil mi? Sadece masama değil. Ama bu başka bir aşamanın konusu. Ağzını topla. Ne saçmalıyorsun sen ya? Eğer bir dinlersen, saçmalamadığımı anlarsın. Herkesin iyiliği, özellikle de Aras'ın iyiliği için seninle iyi geçindiğimi çok rahat bir şekilde anlarsın. Ha, Aras benim umurumda bile değil diyorsan o başka. O zaman seninle işim olmaz. Aras'la işim olur. Abi, niye bekliyoruz ki? İstersen ben gidip yoklayayım eve. Sabır Tuğbe. Sabır. Sabır, şiddetin yapabileceğinden daha fazla iş başarır. Öğrenin artık oğlum şunu. Senin gibi beline silah sokan birinin başını belaya sokan tek şey sabırsızlıklarıdır. İyi bir plan yapıp, iyi de sabredersen istediğin ayağına gelir. Bizim kuş ötmüştür şimdiye. Elbet Aras'ı ortaya çıkaracak. Kuş dediğin? Ha, durum abi. Senden korkulur vallahi abi. Evet. Abi, kahve içmek ister misin? Çık Tugay. Git ne istiyorsan al gel hadi. Sen yine içeriden destek olursun bana. Ben burada kaldığım her saniye seni de tehlikeye atıyorum. Ya oğlum tamam da gecenin bir saatinde bari yarını bekleseydin. Ya İzbek otel bulurum. Dert etme sen. Ha aklımdayken hattımı değiştirdim. Şuraya numaramı yazıyorum. Merve arıyor. Juliet. Efe ya Aras'tan haberin var mı senin? Aras'tan mı? Yo, ne oldu ki? Ya bugün Ahmet Duru'nun karşısına çıkmış da. Ne diyorsun ya? Bir şey yapmış mı? Yok yok bir şey yapmamış. Da böyle Aras hakkında üstü kapalı tehdit etmiş. Yani sen Aras'la görüşürsen ne olur söyle kendine çok dikkat etsin tamam mı? Tamam tamam merak etme. Sen de Duru'ya söyle Aras'a bir şey olmayacak merak etmesin. Tamam. Duru'ya söylesin uzak dursun. Bir şey daha diyeceğim Merve. Duru'ya söyle bak Ahmet'ten uzak dursun tamam mı? Şimdi kapatmam lazım, arayacağım seni. Söylerim, görüşürüz. Ne oldu, ne diyor? Ahmet'ten uzak dursun dedi. Şerefsiz herif. Beni bulamayınca yakınlarıma sarmış. Durmayacak bu adam, durmayacak. Benim bir şey yapmam lazım, onları korumam lazım. Dur. Bak, önce bir sakin olman lazım, tamam mı? Önce kendini bir sağlama alacaksın. Bu Ahmet'in oyunlarını ben çok iyi bilirim. Seni ortaya çıkaracak, indirecek. Bak dikkatli olman lazım. Ben böyle kaçarak ne Duru'yu ne doğumu koruyabilirim. Tamam oğlum ben Merve'yi tembihlerim. Sen merak etme. Önce sen kendini sağlama al. Ondan sonra onlara bir yararın olsun. Ahmet'in oyununa da gelme. Benim kendimden önce onları korumam lazım. Seni de. Ben gidiyorum. Tamam. Burada kaldığım her saniye seninle tehlikeye atıyorum çünkü. Tamam dur. Dur bir. Zor zaman için sakladığım bir zula vardı. Al, lazım olur sana. Hadi. Eyvallah, sağ ol. Ama unutma, Merve'ye söyle, Duru'yu uyarsın. Dikkatli olsunlar. Merak etme, orası bende de sen kendine dikkat et. Sağ ol kardeşim, her zaman. Bir şey olursa da haber et, tamam mı? Tamam. Dikkat et sen de. Sabrı mükafatını gördün mü Tugay? Nerede abi? İşte oğlum taksiye biniyor. Hadi oğlum hadi neyi bekliyorsun hadi. Ulan Efe. Ulan Efe. Senin de hesabını keseceğim de az kaldı. Eyvallah.
Ben arkandan geleceğim. Tamam abi. Kafasına sıkma ama. Göreceği son yüz benimki olsun istiyorum. Eyvallah abi. Aras'la şimdi konuştum. Dur evden çıkmasın diyor. Belli rahatsız ama. Efe. Duru da Aras'la görüşmek istiyor. Aras iyi şu anda Merve. Güvende merak etmeyin. Ayrıca Aras'ın iyi olmasını istiyorsanız kesinlikle iletişim kurmayın. Bak çocuğunla aklı Duru'da kaldı. Evden çıkmasın Ahmet'le de görüşmesin. Tamam mı? Evet tamam ben söylerim Duru'ya. Aras da merak etmesin. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Duru tamam merak etme. Bak Aras iyiymiş. Duru. Bir bana bak. Senin bana söylemediğin başka bir şey mi var? Ne diyorsun sen ya? Seninle aynı masaya oturacağımı düşünmüyorsun değil mi? Sadece masama değil. Ama bu başka bir aşamanın konusu. Ağzını topla. Ne saçmalıyorsun sen ya? Yok bir şey. De umarım Efe'nin dediği gibi Aras gerçekten güvendedir. Aras. Lan. Lanetin bedelini ödeyeceksin Aras. Vuracağım seni. Günaydın. Şu Ar-Ge departmanındakileri çağırsana bana acil. Tabii efendim. Teklifim hala geçerli. Ahmet Karadağ.
Ayrıca 22 milyon dolar geçen sene Ar-Ge'ye yatırmışız. Yani 22 milyon dolar küçük bir rakam olarak görünüyor ciromuz için ama... Gel... Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hı? Bize 2 dakika müsaade eder misiniz, affedersiniz? Ne yaptığını sanıyorsun? Kapıyı da kapatır mısınız çıkar? Ne yaptığını sanıyorsun? Hı? Sakin ol. Otur da konuşalım. Sorun ne? Sorun bu. Sorun bu. Sorun bu. Ve sensin. Anladın mı? Benden uzak dur. Daha sakın böyle bir şey yapma. Ben teşekkür edeceğini zannetmiştim ama neyse bu seferlik bununla idare edelim. Ya sen ne tür bir psikopatsın ya? Seninle asla yemek yemeyeceğim, anladın mı? Asla. Ucunda ölüm olsa bile karşına oturup tek bir lokma bile yemeyeceğim. Ucunda ölüm olsa bile. Çok büyük laf. Dikkat et. Ya sen ne istiyorsun ya? Neyin peşindesin? Böyle çiçekle böcekle uğraşacağına doğru düzgün söyle şunu. Ne istiyorsun? Tamam. O halde geç otur şuraya da ben de kendim daha açık bir şekilde ifade edeyim. Lütfen. Ya. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Aras'ın saklandığı yeri biliyorum. O bana ihanet etti. Hem de 2 defa. Hepiniz biliyorsunuz ayrıca bunu. Sizin aileye de çok büyük ihanet etti. Gerçi sen benden daha iyi bilirsin ama şimdi anneni babanı hatırlatıp canını sıkmayayım. Neyse. Bu ihanetlerinin bedelini ödetmek için 2 farklı tahsilat yolu mevcut. Birincisi, onu betona gömüp karakterindeki çatlağı, çimentoyu güzelce bir sıvamak. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öneride bulunuyorum sadece ama sen beni dinlemiyorsun ki, böyle olmaz. Teklifimi kaçırırsan üzülürsün sonra. Dinle. İkincisi, bu bedeli başkasından tahsil edip bu arkadaşa kendi silahıyla yol vermek. İhanet etti madem, ihanete uğratmak. Ne demek istiyorsun? Ben bu mafya babası ağzını anlamıyorum, kusura bakma. Anlamadım gerçekten. Şöyle anlatayım. Ya onu kendi silahımla vururum diyorum ya da kendi silahıyla. İçin başka türlü soğumaz. Arasını hayatını kurtarmak istiyorsan... bir süre benim söylediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Yemeğe çıkalım diyorsam yemeğe çıkacağız misal. Asla. Asla demeden önce... sana son bir kez hatırlatmak isterim. Aras'ın yerini biliyorum. Ha, o ölsün istiyorsan sorun yok. Okey. Ama yok, onun hayatını kurtarmak istiyorum. Biraz daha yaşasın diyorsan... o yemeğe geleceksin. Saat 9 uygun mesela. Konum atarım sana. Ha, eğer o yemeğe gelmezsen... Aras gelir. Ve bu Aras'ın son yemeği olur. Bekleyeceğim. Unutma, Aras'ın kaçıp kurtulabileceği tek bir kapı var. O kapının anahtarı da senin elinde. Efendim sultanım, efendim gülüm, efendim bir tane. Hayırdır, ne oldu? Ne bu neşe? Sen benim adım gibi geleceğimsin, yarınımsın. Neden neşelenmeyeyim ya? Bana bak, kimseye bir şey yapmadın değil mi Ahmet?
Hay sen çünkü ne zaman böyle neşeli olsan ya birini vurmuş ya da öldürmüş oluyorsun da o açıdan soruyorum. Aras'a bir şey yapmadın değil mi? Herkes iyi yani. Ömrümün baharı gelmiş. Çiçek açmış gönlüm. Ya kime ne yapayım ben? Ha. Ondan diyorsun yani. İyi tamam. Neredesin sen? Şirketimizdeyim. Birazdan çıkıyorum. Trafik var diye bekliyorum. Bir buçuk saate falan evdeyim. Aa, bir saatim var yani. İyi tamam. Ben de şimdi kuafördeyim. İşlerimi halledeyim. Buluşacağız. Fotoğraf çektireceğiz, haberin olsun. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hadi kız. Bir saatim var vallahi. Başla. Ne yapıyoruz? Kesiniz. Buyurun. Ay ne yapayım ya? Hep kız kullanıyorum. Biraz dalga mı yapsan acaba? Yap bir şeyler işte. Sen bilirsin.